Saygıdeğer Araklılar, hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Ben bağımsız belediye başkan adayınız Yusuf Durmuş. İlçemizin projelerini, geleceğe yönelik projeksiyonlarını sizlerle videolar halinde paylaşıyorum. Lütfen tüm videolarımı izleyiniz. Buradaki projemizde Araklı'nın sorunları. Araklı'nın sorunlarını nasıl çözeceğiz? Araklı'nın en önemli sorunlarının başında maalesef Taşönü Çöp Tesisi ve Vahşi Depolama gelmektedir. Burayla ilgili uzun süredir resmi başvurularım var. Girişimlerim var. Savcılığa suç duyurularım var. Ben buradan şu sözü veriyorum sizlere. Oradaki Vahşi Depolama Çöp Tesisi taşınacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız. Şayet seçilirsek 31 Mart'tan sonra görevi devraldığımızda belediyenin ilk toplantısını Taşönü Çöp Tesisi'nin bulunduğu bölgede gerekiyorsa çadırda yapacağız. O tesis oradan taşınana kadar halkımızla beraber mücadeleye devam edeceğiz. Bunu Ankara'ya sürekli taşıyacağız ve uygun yere gidecektir. Bilimsel değildir, bilimsel yaklaşımdan uzaktır. Ve bu buraya kurulurken insanların sağlığı dikkate alınmamıştır. Orada üreyen böcekler, omurgası canlılar ve böcekler insanları sokmakta ve mikroorganizma ve hastalık bulaştırmaktadır. Araklı'ya kadar orada üreyen sinekler, böcekler yayılmaktadır. Zaman zaman ilçemizi değişik böcekler istilasına uğramaktadır. Bunlar son derece tehlikelidir. Bir entomolog, böcek bilimci olarak bunun ne kadar zararlı olduğunu biliyorum. İnsan sağlığından hiçbir şey daha iyi değildir. Orada iyileşme yapılarak devam etmesi mümkün değildir. En iyi taşınacak yer Yomra'nın sahilinden yaklaşık 9 kilometre yukarıda olan bölgedir. Yeter ki taşımak istesinler, biz onlara daha uygun alanlar, insanların daha az yaşadığı ve daha çevreye uyumlu kat atık çöp tesisinin yapılacağı alanlarda da yardımcı oluruz. Şunu söyleyeyim, yani efendim iyileştirerek bu burada devam eder. Hayır edemez efendim. İyileştirerek çöp tesisi orada olamaz. İkinci önemli sorunumuz Ayvadere, HES ve Karadere'nin geldiği durumdur. Üçüncü önemli sorunumuz Taşkesit HES'tir. Taşkesit köyümüzü tebrik ediyorum. Çok birlik oldular. Çevrelerinde yanlış yapılacak ve sahte raporlarla hazırlanan HES projesine geçit vermediler. Halk bir bütün oldu. Buradan dernek başkanlarına, muhtarlarına, Taşkesit köyümüze teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim değirmencik ve taş kesitlerin davaları devam etmektedir. Bilir kişiler bizim gibi tehlikeli olacağı yönünde olumsuz rapor vermişlerdir. Mahkemelerin vereceği kararları bekliyoruz. Özellikle değirmencik köyü için bir felaket oluşacağı yönünde bilir kişilerin raporları söz konusudur. Mahkeme süreci devam etmektedir. Dördüncü bir konu. Yaylalarımızın turizm bölgesinden çıkarılması, özellikle Yılantaş Yaylası ve döndüğümüz zaman Karadere Kanyonu'nun bölgeden çıkarılması. Bu son derece yanlış bir karardır. Çünkü turizmden çıkarılmasının altında bölgedeki madenlerin çıkarılmasıdır. Biz maden çıkarılmasına karşı değiliz. Ancak bunun örneklerini çok gördük. Maden çıkarılan bölgede tarım, hayvancılık, arıcılık, turizm etkilenmekte. Ayrıca o bölgede yaşayan insanları Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre büyüklerde %20, küçüklerde %26 oranında ölümlerine ve ömür uzunluğuna etki ettiği görülmektedir. Akciğer rahatsızlığı, birçok rahatsızlık söz konusudur. Bunun dışında da hazırlamış oldukları raporları, yaklaşık 1600 sayfalık raporu inceledim, okudum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na şikayet ve suç duyurusunda bulundum. Çünkü sahte rapor hazırlamışlar. Kopyala yapıştır yapmışlar bunu. Bu nedenle bu maden projeleri Araklı Karadere Kanyonu'nun yok olması, bundan 20-30 yıl sonra çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin bunlardan olumsuz etkilenmesi anlamı taşımaktadır. Madenden sadece bir cümle, bir şirket para kazanmaktadır. Büyük miktarda para, bunun çıkardıkları maden de yurt dışı kaynaklıdır genellikle. Buralara gitmektedir. Oysa ki halka katkısı yoktur. Çünkü biz o kanyondan, turizmden çok daha büyük gelir elde edebiliriz. Arıcılıktan, tarımdan, yaylacılıktan bütün bunlar etkilenecektir. Bunları bir çevre bilimci olarak sizlere söylüyorum ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Bizim görevimiz bilimsel olarak yanlışları anlatmaktır. Bu yanlışlara karşı ortaya reaksiyon koymak vatandaşın görevidir. Biz bilimin dışına çıkmayacağız.
Araklı'yı bekleyen tehlike ve olumsuzlukları bir belediye başkanı adayınız olarak, bir vatandaş olarak size anlatmak durumundayım. Bu nedenle Yusuf Durmuş, Araklı, bu saydığım 4 projenin ismini yazarak Google'a girerseniz şunu göreceksiniz. Yusuf Durmuş uzun yıllardır Araklı'nın sorunlarıyla ilgileniyor. Bu nedenle adayız. Ezalı Zeneşe Namin. Bu videomu burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Ezan vakti geldi. Kusura bakmayın. Kısa keseceğim.